Murat, bak iyice tadı kaçtı bu işin. Yemin ederim hiç yerlere doğru gitmiyoruz. Haline acıdım. Şimdiye kadar polisi aramadım ama şansını zorluyorsun artık ya. Pınar, bir iki cümle söyleyip gideceğim. Vallahi bak kapıyı açmana gerek yok. Dinlemen yeterli. Tamam mı? Ya Murat lütfen git. Ne olursun yalvarırım git. Pınar, bak ben Tokatlıyım. Böyle meydanına, üniversitesine, stadyumuna, gördüğün en güzel yerlerine, en merkezi lisesine Gazi Osman Paşa'nın adının verildiği bir şehirden geliyorum ben ya. Vallahi bak duydun işte bizim memleketimizden şimdiye kadar hiçbir ünlü şahsiyet çıkmamış Pınar. Şayet Gazi Osman Paşa da çıkmasaydı nereye ne isim verileceği konusunda Seda Sayan'la Songül Karlı'nın arasında kalacaktık biz ya. Paylaştıramayacaktık yani. Pınar dinliyor musun? Dinliyorum ama sen ne anlatıyorsun bana Murat ya? Ya dinliyorum diyorsan az bir dinle de Allah aşkına Pınar ya. Çok kolay görünüyor oradan biliyorum fakat çok zor bunları söylemek benim için. Ben bu ünsüzlerin şehrinden ünlü olmak için çıktım geldim İstanbul'a. O sebeple çıktım yola. Yeminle bak benim de adım okullara versinler diye çıktım geldim buraya. Fakat kimse bana inanmadı Pınar. Buralara kadar geldim işte bak. Neyse işte ya uzun uzadıya anlatmanın manası yok. Beceremedim. Olay bu. İşin ilginç tarafı buna benden başka hiçbir Allah'ın kulu şaşırmadı Pınar. Tam her şeyden vazgeçtiğim anda da fotoğrafların geldi önüme. Son 2 ayda senin gülümsemenden daha güzel bir şey görmedim ben Pınar. Mutluluğundan bir pay istiyorum sadece. Azıcık mutluluk. Başka bir şey değil. Bir de seni seviyor olabilirim. İçim yiyor yani kaç gündür. Şüphe duygusuyla mahvoluyorum, ölüyorum ama işte galiba seviyorum seni Pınar. Olabilir öyle bir şey yani. Orada mısın? Evet, buradayım. Pınar, bak ben doğru zamanda doğru şeyi hiçbir zaman söyleyemedim. Belki de şu anda da yanlış zamandayım, yanlış yerdeyim, yanlış şeyler söylüyorum, biliyorum ama ben seni seviyor olabilirim Pınar. Yani kuvvetli muhtemel seviyorum herhalde yani. Galiba sorursam herhalde. Seni seviyorum ben Pınar. Sen şimdi o kapının arkasından seni görmediğimi zannediyorsun ya Pınar. Hadi eyvallah. Murat. Ben de ne gördüğünü zannediyorsun bilmiyorum ama o bende yok. Estağfurullah. O zaman şey yapayım. Ne yapayım ben? Gideyim. Ha bir de Murat. Gazi Osman Paşa'nın adı Plevne kuşatmasından galip çıktığı için değil. O kuşatmayı çok çok iyi kaybettiği için geldi bugünlere. Bunu sakın unutma tamam? Unutmayacağım. Seni seviyorum Pınar. Merhaba. Bugün burada kutsal bir amaç için toplanmış bulunuyoruz. Daha önce beni sevdiğini söyleyen insanların hepsi burada. Annem, ilkokul öğretmenim ve tanımadığım bir adam. Evet, sizi başkasıyla karıştırmıştım. Siz çıkabilirsiniz. Ben hiç engel olmayayım size. Bu kadar. Hayatta beni sevdiğini söyleyen insanların sayısı sadece 2. Babam bile yok aranızda. Şuna ne yapıyorsun ya? Geçiş yapıyorum. Say bakayım Melek'ciğim, hazırım ve güne başladım. Nedir programımız? 12'de özel bir işim var demiştin, o var. O iş sürüncemede daha, sonra? Eylül dizileri başlıyor biliyorsun. Birkaç devamlı rol var, haftada 1-2 gün çekim olacak. Kaşesini konuşuruz, ben dosyasını hazırlatıyorum. Devamlı rol diyor ya. Devamlı rol diyor bana ya. Ya Melek'ciğim, olaylara biraz benim gözümden baksan, ha? Gazi diyorum sana, halk kahramanı diyorum. Yetmiyor mu? Ya kızma bir, ağır rol bunlar. Hikayeler de önemli yani. 2-3 bölümde bir kesin rolün var. Ya nesini al... Vallahi terbiyemi bozacağım yemin ediyorum ya. Ya marka yüzü olacağım ben. Yan rol, man rol bana göre değil artık Melek. 3 gibi bir yapımcı gelecek yerel bir kanaldan. Ne kadar yerel? Kızma da, taklit yapmanı istiyorlar 15 dakika. Domates festivali varmış onun başında. Film yok mu film arkadaşım? Sen bana onu söyle, film yok mu? Ayıp Ahmet, adam geliyor, görüşmek lazım. Kimseye sert çıkmayalım, bu işin bir de sonrası var. İyi tamam gelsin, görüşsen işte Allah Allah. Sonra uğrarım ben. Ha bir de dünkü bölümün reytingleri geldi. Geçen haftaya göre iyi. Tamam, daha fazla uzatma, moralim bozuyor benim. Yeter. İyi Ahmet, 12'de işin yoksa erken alayım her şeyi. Tamam, ararım ben seni. Oh, ölmüş yanacağım ben. Bu çalgı çengi 2'nin durumu ne Ahmet?
Bak program ayarlıyorum sana. Tekliflere ona göre bakacağım. Daha tarih netleşmedi. Netleşince duyuracağım ben sana. Sana. Sen ne yapıyorsun kız bugün? Anlattım ya Ahmet. Görüşmelerimiz var bugün. Görüşmemiz yok Melek. Sen görüşeceksin. Zaten sonrasını diyorum ben sana. Ne yapacaksın? Ahmet konuyla ilgilen lütfen. Marka Özlü'yü biter film izni çekersiniz. Dönüp geleceğin yer yine Kürtçü dükkanı. İlişkilerini bozma bak. Rol buldum diyorum sana. İyi de yan rol diyorsun Melek. Yan rol adamı mıyım ben ya? Star'da benim programım yayınlanıyor kardeşim. Ben Marka Yüzü olacağım ya. İş bul diye kızıyorsun ondan sonra bana. Kızarım Melek. İşin de senin. Sen bulacaksın, ben reddedeceğim. Olayımız bu. Bak sezon başladı. Bir sürü rol var piyasada. İyi tamam, sen not al, ben sonra bakarım. Ne yapıyorsun sen kız bugün? Ay Ahmet, ne yapacaksın bugün ne yaptığımı? İşim var sende. Efendim, ilçe belediyemiz olarak ilçemizin tarım seferberliğini tüm Türkiye'ye tanıtmak amacımız. Bu vizyonla birinci geleneksel mini domates festivali de ihtiyaç haline gelmişti. Ne güzel düşünmüşsünüz. Minik bir festival mi olacak ya? Yok yok, minik domates üretmeye başladık ilçemizde. Yani ağza atmalık, ondan ismi öyle. Ağza atmalık. 24 tane yerel ses ayarlandı festival için. Ama dedim ya, Türkiye çapında bir tanıtım hedefliyoruz. İçeride kameralar gelsin mi falan. O yüzden Ahmet Bey'i düşündük. 10-15 dakika taklit yapayım diye mi? Çok güzel düşünmüşsünüz de. Yalnız Ahmet Bey'in de programı bu aralar biraz yoğun. Keşke daha önceden... Ya işte Cem Yılmaz'a gittik biz baştan. İlgilendi de sağ olsun. Ama bütün köyü satamadık tabii kısa sürede. Ondan size geldim. Nasıl yani, ben yedek miyim şimdi? İkinci adam mıyım ya? Yani Cem Yılmaz'ın yedeği olmak da tabii. Yok yok, ikinci değil. Okan'a gittik, domates sevmem dedi. Beyaz'a gittik, onun da Adıyaman minik domateslerinin yüzü olacakmış, sözleşmesi varmış. Ve Ata'ya gittik, ben evliyim, festivale çıkamam dedi. Beşinci yani. Yok yok, daha çok kişiye gittik de hani şimdi sıkılmışsınızdır diye kısa anlattım. Dediğim gibi çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aralar programımız biraz sıkışık. Ya aslında biz size de gelmeyecektik. Ama belediye başkanımızın kayınçosunun askerlik arkadaşı Kütahyalı'dır. Kendisi ya sevaptır. Gidin hem onun işi görürsün hem sizin işiniz görürsün dedi tamam, de... Tamam, daha uzatma ya. Allah Allah. Ya şimdi yarın bir gün ünlü münlü olursunuz. O yüzden sizi de görmeden gitmeyelim dedik. Hani şimdi belki ileride bir gün işimiz düşer. Bir adet böyleymiş. Ya nasıl da rahatladım sizin program sıkışık diye. Koca mini domates festivalini bununla yapacaktık az daha. Sen ne yapıyorsun bugün hakikaten ya? İşin var mı? Öldürürüm lan ben bunu. Hadi şimdi öldürmeyeyim, yolda falan görürüm, elimde kalacak. Nasıl olmuş Vedat? Ya Zehra, iki gündür beni eşekler gibi çalıştırıyorsun. Uyku yok, dinlenme yok. Hayır anasını satayım, bir de elim eline değmedi daha ya. Aynı çizgide olman hoşuma gidiyor Vedat. Böylece seni nasıl yönetireceğimi düşünmek zorunda kalmıyorum. Ama çok yakışıklısın Vedat. Biraz göbeğin var. Ama o göbek sana nasıl yakışıyor, nasıl yakışıyor. Onu önceden bileydim ben ya. Demek güç tabii. Ama kendine has bir karakterin var Vedo. Bunu da söylemeden edemeyeceğim yani. Ya tamam Zehra, bak çok düzenli olmasa da iyi kötü cinsel hayatı olan bir insandım ben. Sana kitlendim, kitlenili resmen örüm orucuna girdim ben ya. Ben genç bir adamım Zehra. Hayatıma böyle devam edemem. Böyle konuşman çok hoşuma gidiyor Vedat. Hoşuma mı gidiyor dedin? Ha, hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyorsun. Hoşuma gidiyorsun. Çok yakışıklısın. Saçların çok güzel. Kaslısın. Beni tahrik ediyorsun. Geceleri yapmadan önce sadece seni düşünüyorum Vedat. Yalan söylüyorum değil mi Zehra? Evet. He ya. Ama belki de yalan söyleyemediğim için soruna evet cevabını vermişimdir. Ya da yalan söylüyorum derken aslında yalan söylüyorumdur. Kim bilir? Gücümü ben de yeni yeni keşfediyorum Vedat. Zehra, ben senin bu yalan söyleyebilen halinden acayip tırsıyorum ha. Tırsma lan, tırsma. Gel bir omzuma dokun bir kerecik. Gel gel gel. Dokun, dokun. Oley! Buna da, buna da. Oley! Buna da. Oley! Üçlü yaptım yalan. Neden Zehra? Neden bu işkence ya? Neden? Gel benimle. Medeniyetin yüz karası bu demir yığınından kahkaha, gözyaşı ve eğlence çıkaracağız birlikte. Düş peşime Vedo. Gözyaşı çıktı bile Zehra. Ne diyorsun?
Bak tip tip hareketler yapıp adamı sinirini bozma bak. Lan bunu indir diyorum, indir. Lan ne bu mu? Sesli sensin, indir şu kolu. Hey Allah'ım. Yemedi mi diyorsun? Yemiyor mu diyorsun? Şu kolların ne işe yaradığını bir çözsen var ya, indireceğim bunları kafana. Abi, sen viş kullanmayı biliyor musun? Nereden bileyim? Buradan aşağı inmeyi gözün kesiyor mu diye önce onu sor. Ya madem bilmiyorsun, senin ne işin var vincin tepesinde ya? Ya ben prensip olarak bilmiyorum demiyorum zaten. O kapıyı bir kenara atsak, çoluk çocuk az kaldık demek. Allah'ım ya. Bunlar ne böyle yerde? Onları koyduk öylece, bozuk. Hepsi mi bozuk? Arada bir cızırtı gelip gidiyor. Ejde bir radyosu gibi ne dediği anlaşılmıyor. Masuk olun bu koksun kamyonuza. Yarım saatten nasıl çekiyorum? Niye gelmiyorsunuz Allah sizler? Tamam, kimse var mı? Sizin gibi kim? Tamam, anasını avrı... Ters de konuşma ya. Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın lan. Çıkarın lan. Hakikaten hakkının hakkı Hakkı'ya Hakkı Beyciğim. Siz geldikten sonra bütçemizde çok güzel bir rahatlama oldu. Sağ ol. Şenol Bey, sen 20 liranın Atatürk olmayan tarafında kim var bilir misin? Yok. Ben bilirim. Mimar Kemalettin var. 50 lirada Fatma Aliye Hanım. 100 lirada Hattat Buhurizade Mustafa Itri. 200 lirada da Yunus Emre var. Sen para işini bana sor. Sadece TL değil, Euro, dirham, leva, dinar, rupi, riyal, yeni peso da vardı harcığımda. Fakat bu kadarcık bütçeyle hangardaki o koskocaman seti kurabilecek miyiz? Bir kunduza bu kadar çerçöple nehirde koskoca seti kurabilecek misin diye sorar mıydın Şenol Bey? Beni çok heyecanlandırıyorsun Hakkı Bey. Vallahi elimizdeki şu parayla neler yapabiliyoruz. Amerikalılar görsün de utansınlar. Nasıl ki sudan karaya ilk ayak basan o kurbağa, o ilk vırraklama sesinin dünyadaki bütün lisanlara ve hatta edebiyata doğru gelişebileceğini, evrimleşebileceğini düşünemediyse, Lidyalılar da icatlarının sanata, savaşa, mutluluğa ve ölüme dönüşebildiğini düşünememişler. Bu vıraklama evrilme örneği bir yerde gözüme çarptı sanki. Ne kıt diyorum, başka da bir şey demiyorum. Hakkı Beyciğim, sayende paranın ne olduğunu anlamaya başladım. Para aslında bir çamur parçası. Kimin eline geçerse onun verdiği şekli alan bir kil. Bu kadar felsefe yeter. Biraz daha işimize gücümüze bakalım. Kanallara göndereceğim sunum dosyalarını bizzat kendim hazırladım. Myself. Çoluğa çocuğa teslim etmedim. No child. Set ekibini kendi eski ekibimden kurdum. Old man. Ne kadar güzel bir gece değil mi Ahmet? Öyle Feride. Senin canın bir şey mi sıkkın? Feride, terli terli su içmeye başladım ben. Kışın taşa, yazın yaşa oturuyorum. Kapıyı pencereyi açık bırakıyorum, cereyan yapsın uyurken diye Feride. Neden? Hasta olurum ben. Yatak döşek hasta olursam seni ararım. Sonra sen gelirsin, kim bilir. Günlerce yanımda durursun. Gözümü her açtığımda ilk seni görürüm. Belki, belki bana gülümsersin bile. O kadar çok mu seviyorsun beni? Daha önce hiç söylemedim ama galiba çok seviyorum Feride. Dur şemsiyeyi açayım. Saçlarına yıldız yağmasın. Ahmet kardeşim şu anda arkadaşlığımızı bambaşka bir noktaya taşıyor. Abi ya. Sen abi! Ahmet, o cebindekinin bir pimpon topu olduğunu söyle bana. Cebimdeki bir pimpon topuydu de. Pimpon topu de bana. Senin benim yatağımda ne işin var Salih abi? Dün akşam siz sızdıktan sonra kendime yatacak yer aradım. Demek ki gelip buraya yatmışım ben. Ya biz bayramın ilk günü niye bu kadar içiyoruz arkadaş ya? Bak hangover olduk. Bir kaplanımız eksik. Çok utanıyorum. Salih abi. Uzun bir süre görüşmeyelim abi. Lütfen. Uzun bir süre görüşmeyelim Ahmet. O zaman ben gideyim de senin mutfakta bir kahvaltı yapayım. Belki yaşadıklarımız olur. Fıtı fıtı. Aslında sadece bu masum bir öpücüktü.
İkimizin de bunu kabul etmesi lazım. Defol! Yürü git! Defol! Yatış tarzı bu. Aç şu ayağını be. Öldüreceksin herifi. Sabaha kadar rüyamda dar ağacında asılı kaldım ya. Niye bu kadar içiyoruz ya? Bayram günü. Ne oldu lan? Seferden mi kaçtın Sadi? Yok ya. Kanuni'nin kapısını içe değil de dışa doğru açmışım yanlışlıkla. Değerli hünkârımızın kafasına geldi. Bu durumda benim değersiz kafada... Lan kesin muhabbeti. Hadi evinize gidin. Hadi. Gemide filmindeki kaptan gibi hissediyorum lan kendimi. Yürüyün gidin. Bu sabah sabah bu artistlik ne lan bayram sabahı? Allah Allah. Gideceğiz herhalde. O kadar liste yaptık. Anam, ayağım kilitlenmiş canım. Ana. Gençler, bayram planlarınız neler? Aynı. Değişen bir şey yok. Mukadder amcayı ziyaret, daha sonra Ankara'ya geçeceğim. İncesu'ya. Aynen. Valide ile pederi ziyaret edeceğim. Sonra da her zaman gibi Bodrum. Mukadder amca kim ya? Ya bizim ta eskiden beri aile dostumuz. Hanımı var Nermin Ala. Bakıcılık yapmış bana. Bir nevi süt anne. Elinde büyümüşüm yani. Mukadder amca şey ya, Ahmet Kural onun iddiasına göre kendi eseriymiş. Onu kendisi yönlendirmiş yani. Şey gibi düşün Sadi, Tarkan'ı da mesela kurtlar yetiştirdi ya, o hesap. Bir nevi süt baba yani. Fıtı fıtı. Ahmet Bey, acaba beni bir hastaneye götürebilir misiniz? Diğer arkadaşlardan da isteyebilirdim de, içimizde tek arabası olan sizsiniz. Salih, ne oldu lan? Parmağım koptu. Ahmet! Tamam Salih Bey abicim, götürürüz. Ya Ahmet, sen bu sabah niye bu kadar gerginsin? Üstümü değiştirin, çıkaralım. Biz de değiştirelim abi üstünüzü ya. Tabii tabii şey yapmayın ya, rahat rahat üstünüzü falan değiştirin. Böyle bayramlıklarınızı giyin güzel güzel. Çünkü zaten bir parmak koptu, 9 tane daha var. Sorun değil yani. Hayır! Parmağım koptu! Buyur canım. Merhaba, müsaitseniz biraz vaktinizi alabilir miyiz? Annemler evde yok, kusura bakma. Ahmet sen annem evde yok mu dedin? Kaç yaşındasın sen, 12 mi? Ne yapacağım Feride? Kapıya gelen satıcılara fix cevabımdır bu benim. Dublajsız Discovery belgeseli izler gibi izliyorum, anlamıyorum. Neye yarar? Kısaca özetleriz efendim. Karmaşık bir durum yok ortada zaten. Sen bizi mi dinliyorsun lan? Abi çok ayıp. Ben çağırdım onları. Ayrıca istemiyorsan bir kibarca gönder bari. Ne yapacağım? Şeker mi vereceğim? Ellerini kolonya döküp göndereceğim mi? Allah Allah. Müsait değiliz kardeşim. İlişkimizin balayındayız. Durdurak bilmiyoruz. Aynı zamanda da feci şekilde teşhirciyiz. Hadi oradan dikilin izi. Hadi. Ahmetciğim tamam. Ben halledeceğim. Uygun bir dille göndereceğim. Tamam. Alsanıza. Ferideciğim uygun bir dille göndereceğim dedikten yaklaşık 5 dakika sonra salonda insanlara fal bakarken bulduk kendimizi. Senin uygun dilin bilinmeyen yabancı dil çıktı Feride. Çok misafirperversiniz. Sorma ya öyleymiş biz de sonradan öğrendik. Genlerimizde varmış huyumuz kurusun. Ahmetciğim tamam hallediyorum ben. Ne tamam niye hallediyorsun ya? Bir alt eşofman verip yarı yatağa sermediğimiz kaldı adamlara. Fiber internet demiştiniz. Fiber bölgedesiniz. Altyapı sorununuz yok. Sevgilimle birlikte yaşayacağız diye tuttum ben bu evi. Paraya kıydım tabii ki de. Yalnız kendisi kabul etmedi benimle yaşamayı. Görüyor musun? Fiber bölgeymiş bura. Özel yaşamınız bizi ilgilendirmiyor efendim. Sen niye sürekli beni bozuyorsun ya? Bir problem mi var onu de bana. Söyle ya. Kapıyı yüzünüze vurdum diye mi tavırlısınız? Evet. Adam az, öz ve net konuştu. Helal olsun. Demek ki olayı bu. Net tavır sahibi. Tebrik ederim. Altyapı saniyede 1000 megabite kadar çıkmanıza izin veriyor efendim. Maşallah. Hızlı koşuyorsunuz. Yalnız ben sırf internet için eve telefon bağlatmak istemiyorum. Onu nasıl yapacağız? Almasanız da olur. Ama alsanız iyi olur. Yani bayramda, seyranda eşiniz, dostunuz, akrabanızı ararsınız. Bana bak delikanlı. Az konuşan arkadaşından biraz bir şeyler kap. Hiç boşu yok adamın. Sen geldiğinden beri susmadın. Vır 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 vır. Ben bir meyve soyayım o zaman. Zahmet olacak ama... Aa, ne zahmeti? Saçmalamayın çocuklar, ne zahmeti ya? Yumurta kaynat bir tanem, yolluk hazırla sen. Yumurta tok tutar. Hadi, kayısı kıvamında olsun. Kalk git! Kalk! Ararız biz sizi. Hadi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
Vallahi dua et adam davacı olmadı abi. Yoksa gasptan haneye tecavüze kadar her türlü içerideydik ya. Hele bir anlasın, bir sürü fotoğrafı var elimde. Ha sahi ya, fotoğraf fotoğraf deyince adam böyle bir tırsıda. Nedir o fotoğraf hikayesi? Orası beni ilgilendirir. Anam, ne oluyorsun lan? Oh, oh geçti abi midem ya. Bir rahatsızlığın mı var oğlum senin? Ne bu hal? Allah bu kadın programlarının belasını versin abi ya. Gayısı kurusu kadınlar da yaşlanmayı geciktiriyor demişler. Ablamla annem eve gayısı kurularını yığmış abi. Maaşın yarısını ona yatırmışlar ya. Evde olunca sen de yiyorsun ha. Ne yapacaksın abi ya? Sonra çırçır tabii. Hep bu kadın programları yüzünden. İzlettirme oğlum bu kadar zararlıysa ha? Nasıl izlettirmeyeyim abi? Fakiriz biz. Bu gece ya şurada ne oluyor ya? Aklım takıldı. Bir eğlence var onun. Hayırlı işler, hayırlı işler. Abi ne kadar güzel söylüyor ya. Hakkı yetenek. Paralı bir şarkı. Dur abi, tam gaza adamım geldim abi. Bir dur. Ederelim mi? Biraz sus, biraz huzur. Yeter. 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 Sanki biraz fazla baydı. Abo. Sözler benim tadı aynı. O sıktı bu sıktı kolyem boğazımı sıktı. O pıstı bu kaldı kızlar hoş oldu ağladı. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Gece biraz boş verelim mi diye düşündüm. İçkileri masaya vurup keyfimizi çatsak. Ben bir şey beklemem. Ben de bir şey beklemiyorum. Senden. Zaten ben de işim zor var. Biraz sus, biraz huzur yeter. 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 Abi ikimizin de paraya ihtiyacı var. Tamam da abi bu nedir ya? O nasıl attı gitar öyle? Nasıl attı lan? Gitar değil, torun çekici. Soğurdular peşhane kulaklarını. Abi kız gitarı elinden Kordoba'nın top boyuna sokmasına benzer bir yöntemle çıkardı. Sonra senden seken gitarı aldı, çalmaya devam etti. İzleyenler es verdi zannettiler. İzleyenler şovun bir parçası zannettiler. Alkışlayanlar oldu abi. Gitar bana gelirken hala çalıyor muydu lan? Çalıyordu sanki. Vallahi orasını ben de anlamadım abi ama senin kafayı değdikten sonra akorda olduğu gibi geldi bana ya. Vallahi onu bile ayarlamış olabilirim. Vay 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 vay. Bitti mi? Bitti. Bu sefer kesin bitti. Arkadaşlar hepinizin ellerine sağlık. En iyi dost paydos. Vedat, kasetleri, time kodları, reji notlarını toparla, kurguya gideceğiz. Bir güzel keseceğiz, biçeceğiz. Oldu mu? Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun Hakkı'cığım. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Abiler benim acele bir işim var, kaçtım ben. Hadi bırakayım onu. Bırak, gel. Ben taksiye atlar giderim. Hadi eyvallah. Ahmet. Murat. Az evvel bu taksi mi dedi lan? He vallahi. Parayı nereden buluyorsa artık. Hadi bırakayım seni gel. Sen eve mi? He. Feride'ciğimin bana sürprizi var. Yok ben gelmeyeyim ya. Çekim bitti zaten. Otele gideceğim şimdi sıkılacağım. Ben bir kadeh içeyim ya. Ece. Hı. Seni bırakayım. Ben yok ya, bekleme sen. Sertik gelecek birazdan. Ben de gitmeyeyim o zaman ya.
kalayım burada. Yalnız bırakmayayım sizi. Bekleyeyim ben de. Yok be oğlum, sen git, yenge bekler. Biz bekleriz. Hı. Bekler. Bekler. Hadi o zaman şey yapalım. Yolun başına çıkalım biz ya. Tamam. Yalnız gittiğiniz yol yol değil kardeşim. Ne? Ne? Şurada bir yol var. Oradan gidersiniz, çay kahve bulursunuz kendinize hesaplı. Ya sen git istersen, Serpil gelir birazdan. Ya yok, olur mu böyle şey ya? 5 dakika daha beklerim. Ne olacak yani? Hem belki Serpil'i görürüm, fena mı olur? Üzülme ama ya. Bak düzeltmelerini yaptık işte. Kanala gitsin, devresi güne cevabı gelir. Sen bana güven, rahat ol. Başlayacak dizimiz. Başlayacak değil mi ya? Çünkü yaptık biz ne dedilerse. Yaptık vallahi, her şeyi yaptık. Bu benim işleri masada halledeceklermiş. Kurgu masasında dijitalle çözeceklermiş yani. Gerçi ben bu Şenol Bey'i sevdim bak, hakkı gibi değil. Yani gerektiği zaman para harcamasını biliyor. Bak şimdi biz olayın içinde olduğumuz için fark edemiyoruz. Özellikle sen Ece. Biz bu dizinin başrolüyüz. Sen kimsin kız? Dizi başlarsa bizim öyle basına poz verecek miyiz sevgili gibi? Gerekirse veririz ya. Dizi icra kurulundan bir geçsin. O organizasyonlar kolay artık. Kanalda tanıdıklar falan da var. Belki haberlere çıkarız. Bak aklıma ne geldi. Çok komik ya. Bizim mahallede eski bir arkadaş var. Çok yakıştırmış bizi. Ay deli kız ya. Helal. Yakıştırmaları şart değil ama ya. Konuşsunlar yeter. Baktık dizi ilgi çekmiyor. Belki öpüşün derler. Belki öpüşürüz. Nasıl? Espri yaptım ben. Espri yaptım. Yok artık devenin nalı. Dizi bir de tutsun diye belki de. Niye öpüşecektik? Hem nasıl öpüşecektik? Nerede öpüşecektik ki? Yani Ecevit, yani o kadar da düşmedik yani. Hani aklı iyi kötü bir şeyler çekiyor ya. Tabii canım. Tabii canım. Biraz soğuk mu oldu? İçlik iyi ya, en güzeli. Bende de var. Tabii, tabii canım. Bizim gıcık Serpil ya. Ha? Abisi izin vermemişmiş de gelmiyormuşmuş. Annem. Hayırsız ya. İnsan bir önceden haber verir. Bizi bekletmez burada. Beklemeyelim o zaman ya. Ne yapalım, şey yapalım. Ece, sen ne tarafa gidiyorsun? Ben şu tarafa. Sen de bu tarafa. Hadi görüşürüz Ecevit. Yok Pınar, buraya sen oturacaksın, gel. İyi. Yakala oğlum. Montunuz düştü efendim. Murat. Pınar'cığım bir saniye. Sen şu an çok güzel bir şey yapıyorsun değil mi? Ama ben sevmedim ki bunu. Kaybol, kaybol. Olur, olur. Şey yapmayalım o zaman. Kalkalım. Ne yapalım? Yan tarafa geçelim. Cipsi aldım. Fıtı 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 fıtı. Kızdın mı? Yok, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Bizimkilerin gazına geldim ben ya. Afilli masa dediler. Violonsel dediler. Dedim oğlum bak, bunlar öyle bir kız değil. Ama işte insan cühilen olunca tabii semer vuran çok oluyor bunlar. Sevgilim nasıl bugünlerde? Sevgilim? İyi işte, ne olsun. Bir taraftan film var. Diğer taraftan da bizim bir bal mevzusu var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Benim sevgilim nasıl? İyi işte ya. İş güç. Yani bildiğin gibi. Hay hak. Nasır'dan çektiği kadar
hatta çirkin yaratılmasından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. Bir reaksiyon verme. Hadi beni bırak, adamcağız ayıp. Murat, biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Ne alakası var ya? Takılıyoruz işte. Sıkıldın falan mı sen ya? Ya yok da yani ne bileyim hani... Sen sıkıldın, sıkıldın. Mekan kapalı ya, sen darlandın. Bak ne yapalım biliyor musun? Sahil kenarına gidelim, oturalım bir banka, martılara simit. Atmayalım, onu biz kendimiz yiyelim. Akşama kadar cips de olmaz, açsın sen. Peki şart mı? Tam iki değil. Ne yapalım? Gezelim, tuzalım. Bak spor yapalım. Spor yapalım, sen benim spor koçum ol. Tamam bir dakika dur Murat şimdi. Yani benim yapacak bir sürü işim var. İş bakmam lazım, okula gitmem lazım. Ders notları falan bir sürü şey var ya. Annem. O zaman şey yapalım, biz kalkalım ya. Ola kalk kalk kalk. Kızdın mı? Ne yapacağım Pınar, düşüme buz mu basacağım? Allah Allah, kızmadım ya. İnsan sevdiğine kızar mı Pınar lütfen? Bak cipsin parasını anlayayım. Oğlum onlar karşı masadan geldi. Ayıp lan, ayıp. Görmedi ya la. Entegrasyon mu zannetti acaba? Çakıl taşından entegrasyon mu olur Pınar Allah aşkına ya? O masa değil oğlum, arkadaki masa lan. Pah 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 pah. Ne kadar da battı, bir o kadar farklı.